Hoş geldin. Hadi gel, biz de bir şeyler yiyorduk tamam. Arkadaşlar var ya, yakında süper bir pizzacı açılacak. Bu şeyleri yemekten kurtulacaksınız. İştahla bekliyoruz vallahi. Kudret, ben sana bir şey soracağım ya. Senin bir yeğenin vardı. Bu limuzin kiralayan şirketlerden birinde çalışıyordu. Hala orada mı? Ha, orada. Harika. İyi de sen limuzini ne yapacaksın? Ya bizim yarın evlilik yıl dönümümüzde. Elif'e böyle güzel bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Sizin bir geleneksel balıkçınız vardı, ona ne oldu? Ya bu sene gitmek istemedi Elif. Haklı tabii canım şimdi yani 9 senedir değil mi? Bu sene 9. sene, daha özel bir şey yapmak lazım. Ne gibi? Ona unutamayacağı bir gün yaşatacağım. Bak şimdi hayalimdeki yıl dönümü nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi Elif tam yatacakken kapı çalacak. Yorgun argın açacak. Karşısında elinde tam 9 gülle limuzinin şoförünü görecek. Kartta onun bir prenses olduğu ve şoförle gitmesi gerektiği yazacak. Ve tabii bir şey sormaması gerektiği de. Şoför onu limuzinle benim istediğim yere bırakacak ve ortadan kaybolacak. Elif tam endişelenmeye başladığı sırada... ben ortaya çıkacağım. Beyaz atlı prens gibi. Ve harika bir akşam yemeği yiyeceğiz. Saadet yuvamıza döndüğümüzde de güzel karıcığım bana en içten teşekkürlerini sunacak. Elbette. Ne diyorsunuz? Ya çok kıyak adamsın Ömer sen ya. Oğlum lan çılgın mısın? Romantik misin? Nesin be kardeşim ya? Böyle romantik erkek mi kaldı? Yani sana bir şey söyleyeyim. Hepimize kötü örnek oluyorsun ha. Yakıyorsun ortalığı Zeliş ya. Şuna bak. Kudret Bey'in gözü sekreter görsün biraz. Alo, buyurun, kiminle görüşmek istemiştiniz? Zeliş merhaba, Ömer ben. Ömerciğim merhaba. Merhaba. Ya senden bir şey rica edecektim ben. Tabii canım, buyur. Şimdi bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Aa, ne güzel. Tebrik ederim. Sağ ol. Ben şimdi Elif'e çok güzel bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Çok güzel bir elbise almak istiyorum ona. Ama bu işlerden hiç anlamam ben hayatım ya. Bana yardım edebilir misin? Ha, Ömerciğim vallahi çok isterdim ama ben de bugün nasıl meşgulüm biliyor musun? Ya Zeliş yapma ne olur. Ocağına düştüm. Bak böyle onu bir yere götürsen, kendine elbise alıyormuş gibi yapsan. Tamam, peki. Ne yapayım, bulayım bari bir yolunu. Harika. Çok sağ ol. Çok sağ ol Zeliş. Harikasın. Harikasın sen. Süpersin kızım sen ya. Süper. Sen kıymetini bilmeyenler utansın. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Burası ne kadar güzel bir yer böyle. Zelişciğim, canım. Hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Hoş bulduk tatlım. Hayırdır? Hayır, hayır. Yani hem hayırlı olsuna geldim, bir uğrayayım dedim. Hem de bizim Kadife teyzenin kızının nikahı var.
Benim de giyecek hiçbir şeyim kalmamış Elifciğim. Şu sizin arkadaki mağazaya bir uğrayayım dedim. 2-3 tane kıyafet beğendim. Dedim ki gideyim de şöyle Elif'le beraber seçelim, bana yardımcı olsun ha. Şimdi mi? Ha. Ay ben nasıl geleceğim Zeliş, çok işlerim var daha benim ya. Ama benim de sana ihtiyacım var şu an Elifciğim ya. Hadi şöyle çok kısa bir süre bir gidip seçip gelelim. Haklısın da nasıl yapsam acaba? Hayatım, sen git hadi. Zaten bugün buranın işleri tamam gibi. Yani kalanı ben hallederim ha. Ya. Hı? İyi madem. Şey yapayım, toparlanayım geleyim. Hadi, bekliyorum. Zeliş sağ ol, çok sağ ol.